jelini koydum. Şöyle yapacağız. Ben bir yandan konuşurken ilgili objeleri alacağım. Ve bu objeleri arkadaşlara vereceğim. Hızla bir yandan dinlerken geçirecekler. Ben buradan sağdan alacağım, sola vereceğim. Soldan dönüşecek. Yine sağdaki yerini bulacak. Dolayısıyla objelerle insanlık tarihi, objeler olur insanlar burada gibi geçen yılların birbirine kavuşamayan ama soluklanmada ve arada baksın istiyorum arkadaşlar. O işi görüyordu ama yeterli değildi. Evet, bu yıl objelerle insanları buluşturuyoruz. Bunlardan pek az otantik. Çoğu müze kopyası. Dolayısıyla aslında az çok yansıtıyor, bir düşünce veriyor. Evet. Şimdi objelerle insanlık şeyini düşündüğümde işte dolaştığım yerlerden, müzelerden, şuradan, buradan almış olduğum şeyler, antika. Ama o kadar da pahalı bir yatırım falan yok hiçbirinde. Çok böyle 3 liraya, 5 liraya dolap nereden bile inanılmaz şeyler bulabiliyorum. Çöp kalları diyebilirim. Hatta bir çöpleri ayıklanıyor, oraya koyuyor. Her neyse bu şey oluştu. Böyle bir birikim oluştu. Ben bu birikimi nasıl değerlendim? Çünkü merak ettiğim şeylerle ilgili topladım objeler. Objelerle insanlık tarihi diye bir şey düşündüm. Aradan 2 yıl geçti. İşte bu yıl bir arkadaşım İngiltere'den döndü. British Museum'den bir broşür getirdi bana. Keşke onu getirseydim. 100 objede insanlık tarihi. Demek ki karşımızda British Museum'daki bir şey kratında bir insanlık tarihi amatörü var, söyleyeyim ondan. Oradakiler tabii çok daha fazla, objeler de farklı, yorumlar da farklı ama idare edeceksin. Biz nasıl olsa o kadar ileri toplum olmadığına göre her bir konunun o kadar ileri olmasını bekleyemezsin. Şimdi arkadaşlar, şekilde gördüğünüz gibi, Fatih'de okuduğunuz gibi evrim, yalnızca canlının evrimi değildir. Ondan önce bir cansız maddenin karmaşıklaşma anlamında evrimidir. Evrimin zaten iyiye gitme, güzelleşme gibi bir takım değer yargılarının dışında saptayabildiğimiz en önemli özelliği varlığın yapısının tabii yapı taşları, atomlar olduğu ortaya çıktı ya da atomların genellikle göründüğü bütün moleküller giderek karmaşıklaşması. Dolayısıyla bu karmaşıklaşma canlılarda çok belirgin biçimde, organların karmaşıklaşması biçimde ama canlı öncesinde de o canlıyı oluşturan şeydir, karmaşıklaşmadır. Karmaşık elementlerin birbirleriyle karmaşık ilişkileridir ve onun dışında da madde karmaşıklaşmadan önce yalın bir biçimi olduğu yolunda bir göstergedir. Biliyorsunuz bilimciler, doğa bilimcileri bu maddenin en yalın biçimi neydi? Atomun biçim kazanması. Hatta onun öncesine geçip atom altı parçacıklar ve cemde de maddenin kitle varlığın, madde demek gerekli, varlık yok daha da, kitle kazanması yani enerjinin maddeye dönüşmesi olayıyla ilgili kuramların sınanması söz konusu. Her neyse biz bu derin fizik konular altından kalkamayacağımız fizik konuları bir tarafa bırakalım, fizik kuramıyla ilgili şeyden başlayalım. Bugüne kadar elde edilmiş olan bilgiler iki kutupta toplanıyordu. Biri yaratılışçılığı. İşte şeyi saptamış, James Usher, İrlanda Baptist Professor 1650 yıllarında kutsal kitabı açmış. O peygamberler, Adem'den beri sırada. Onlar ne kadar yaşadı, çocuklar ne kadar yaşadı, kaç yaşında çocuk sahibi oldular falan filan bunları inceleyip sık durup hesaplıyor. İsa'dan önce 4004 yılında. Dietrich Fultbier, onun bir meslektaşı, daha titiz hesaplarla Cuma günü öğleden sonra ikiden ikiyle insanın yaratıldığını ortaya koyuyorlar. Bu görüş. Bunun karşısında da işte varlığın karmaşıklaşma süreci içinde retrospektif geriye doğru baktığımızda giderek azalan karmaşıklaşması nereye varıyor? İşte büyük patlama diye bir kuram ortaya atılıyor. Ve büyük bu patlama kuramının bir takım bilimsel dayanakları var. Dolayısıyla bugün bilimsel gerçektir, olgudur diyemiyoruz. Çünkü rakip işte sicim kuramıdır, şudur budur gibi kuramlar da var. Ama bilim dünyasının genellikle üzerinde
görüş birliği yaptığı bir kuram ve bu kuramın laboratuvar düzeyinde kanıtlanması için de 28 kilometrelik bir hadron çarpıştırıcı falan büyük de yatırımlara girmiş durumdalar. Yoksa böyle hepten püften bir kuram olsa böyle yatırımlara girebilirler. Her neyse, peki nedir o? Daha önce varlık bugünkü anladığımız anlamda bir şey değil. Bugünkü anladığımız anlamda varlığı ise biz bir büyük patlamadan sonra atom artı parçacıkların oluşmasıyla kavrayabiliriz ancak. Ve onu kavrayınca siz pekala laboratuvarda atomun, zaten laboratuvarda değil, Japonların tepesinde de patlamıştır, atomun parçalanması ve parçacıkların olması. Peki ondan daha küçük parçacıklar var mıydı diye düşündüğünüzde, kitle kazanan varlık, o zaman da yüksek enerji fiziği yardıma geliyor. Enerjiyi o kadar artırıyorsun ki o hadron çarpıştırması şeylerinde, temelinde bu yapmaktadır. O kadar çok yükseltiyorsunuz ki enerjiyi, ama çok küçük parçacıklar için yükselttiğiniz için o enerji işte bir mum ışığı kadar size, ama o milyarlarca saç kılının daha küçüğü bir şey söz konusu oldu mu o bir cehennem oluyor. İşte o cehennemde bazı şeyler parçalanıyor. Şimdi eğer onlar birleşmişse, siz onu parçaladığınız zaman süreci geri döndürüyorsunuz. Onlar tekrar birleşince demek ki parçalanmış durumlarından parçalanmamış, birleşmiş durumlarına geçerek işte atom altı parçacıklar bu canlılığı geçişte göreceğiz. Aynı işlemin diyelim ki sentezin tersine analizde olduğu gibi bir takım karmaşık maddeler, hidrokarbonlar giderek metanı oluşturuyor. Sonra canlı öldükten sonra bakıyorsunuz o canlı parçalarına ayrılıyor ve metan gazı çıkıyor yattığı mezardan. İşte metan gazı da biliyorsunuz fosforla birlikte, fosfor işte ruh indi, ruh çıktı diyorlar. Metan gazı da patlamalar bir zamanlar canlılığa yol açan gaz. Bu kez ölüme yol açıyor. Karmaşık bir şey. Her neyse, böyle bir yaklaşımla maddenin, cansız maddenin karmaşıklaşmasını geri çevirip yalınlaştırarak biz öyküsünü okuyabiliyoruz. Bilim dünyası biz dediğim. Ve büyük patlama hakkında işte benim bildiğim bileli 12 ile 24 milyar arasında bir takım kestirmeler, daha sıkı hesaplamalar, hesaplamalar derken, bu hesaplamaların ipucu hakkında küçük bir şey söyleyeceğim. Vancouver, yani insansız aracı büyük patlamayla ilgili evrende bulmuş olduğu ipuçlarına dayanarak bunu vermiş olduğu ipuçlar. 13-17 milyar yıl önce bir varlık çok yoğun bir kitle olsa gerek deniyor ya da yoğun bir biçimde bir aradayken bir patlamayla her yönde evrende bir genişleme ve bu işte ne deniyor onun ismine plazma biçiminden giderek yoğunlaşma ve katı şimdi hacim ve ağırlık kazanması, katı cisimlerin oluşması biçiminde bir kuram bugün doğru kabul ediyor büyük patlamalar. Bu büyük patlama kavramına nereden varılmış derseniz, 1930'lu yıllarda o teleskobuna adı verilen kimdir? Hubble bir araştırma yapıyor diyor. Yıldızların uzaklığıyla ilgili onların göndermiş olduğu ışın dalgalarından giderek uzaklaştıkça yıldızlar gözlem yerinden kızıla çalma renklerinin kızıla çalma özelliğini gösteriyorlar ve buradan giderek de evrende her yana yıldızların birbirinden uzaklaştığı ortaya çıkıyor. Niye her yana? Hani böyle bir tükürdüğünüz sırada tükürüğün parçacıkları bir yönde olmuyor. Öyle olsa gökyüzüne baktığınızda gerisi siyah, önünüzde yıldızlar falan. Böyle yok. Biz yeryüzünün neresinden baksak aşağı yukarıya eşit dağılımda gök cisimlerinin bulunmanın olasılığı nedir? Bir odaktan her yöne doğru bir
yayılan işte varlığın şeyidir. Buradan giderek ve bunu retrospeksiyonlar hesabını şöyle yapıyorlar. Diyelim ki 2000 yılında iki yıldızı alıyorlar. Bunun arasındaki uzaklığı ölçüyorlar. Onun arasındaki uzaklığı ölçen kişinin gözü ya da o teleskopu da bir nokta olarak alıyorlar. İki çizgiyi çiziyorlar. Ve bu giderek uzaklaşıyor. Güzel. 2500'de şu kadar olacak, 3000'de şu kadar olacak diye hesaplar. Ama bir de bunu retrospeksiyonda 2000'de böyleydi diyorlar. 1900 yılında Tababil'e kadar bu yıldızların durumuyla ilgili elde bilgiler var. Daha yaklaşmışlar. 1850'deki gözlemler daha yakın gösteriyor. Geriye doğru o çizgiyi, geriye doğru çizdiklerini bunlar yaklaşa bir noktada herhalde bir aradalardı diye bir varsayım üzerinden. Demek ki maddenin evrimini zamanımız 13.7 milyar yıl önce başlatıyorlar. Şimdi gerek maddenin evrimiyle gerekse canlının evrimiyle ilgili bilgileri değerli topluluğu böyle anlattığım gibi yarım yamalak değil, kimyasal formülleriyle Osman Gürel'in PAN yayınlarından çıkan Yaşamın Kökeni adlı yapımda bulabilirsiniz. Peki 13.7 milyar yıl önce büyük patlamalarla oluştu. Ne oluştu? İlk cisim, element, hidrojendi. Bunun açıklaması ve bundan sonra hidrojenin nasıl karmaşıklaşarak canlılara geçilecek denli bir gelişme gösterdiğini, bilgilerini eskiden dinozorların sessiz gincisi diye değerlenmiş bir çeviride vardı. Veysel Atarman'ın onu Cumhuriyet Yayınları'ndan Hoymer von Dietrich'in bu yapıtının damlarından derlemiş. Üç ayrı ciltte çıktı. Birincisi başlangıçta hidrojen vardı diyor. İlk element hidrojen. Orada okuyup bütün ayrıntılarını okuyabilirsin. Niye böyle bir ad vermiş? Gene öyle varlıkla ilgili iki zıt görüşe yanıt olarak. Açın Kitab-ı Mukaddes'i, yeni adıyla Kutsal Kitabı. Onun yeni antlaşma, yani yeni ahit İncil'lerinden ya Mahta'da ya Luka'da olacak. Başlangıçta logos vardı, söz vardı. Ve söz Tanrı'ydı gibisinden. Yaratılış gibi açıklamaya yanıtlar. Başlangıçta madde vardı, yuh yok. Ruh yoktu, büyük yuh yoktu, madde vardı demek. Böyle. Şimdi tabii hidrojen ne oluyor sonra? Hidrojen tek protonlu, tek elektronlu. Sonra ondan helyum ortaya çıkıyor. Birleşmesiyle hidrojen çekirdekleri de birleşiyor, elektronları da birleşiyor. Helyum elementi ikincisi. Helyum elementinin özelliği şu, parçalandığı zaman müthiş bir ısı veriyor ki işte güneş helyum cansız maddenin evriminin helyum aşamasında oluşmuş bir yoğunlaşma. Milyarlarca yıldır o radyoaktif ışının helyum atomlarının parçalanmasıyla oluşuyor. Ondan sonra da 4 helyum atomunun birleşmesiyle karbon ortaya çıkıyor. Şimdi karbonun gerek cansız maddenin evriminde gerekse canlı maddenin evriminde çok önemli bir rolü var. Karbonun yapısı öteki elementlerle çok çeşitli girişikler yapabilecek özellikler. Şimdi karbon dışından bir örnek vereceğim. Diyelim ki oksijen, hidrojenle birleşik yapılıyor. İki gazdan bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü birleşik yapma. Kovalent bağları uygun ona. İşte şeyin de buna benzer bir biçimde karbonun da çok sayıda elementle birleşmiş. Mesela bazıları birleşmez. Oksijen diye bir metalle birleşir, okside eder. Demiri, alüminyumu, kurşunu, murşunu okside eder ama altınla birleşemez. Böyle bir kovalent bağlarının gereği bu bir yasallıktır. Ama işte şeyin böyle talibi çok bir
damat adayı ya da gelin adayı gibi çok çeşitli elementlerle birleşme yapısı uygun. Buna ben gizli güç diyebilirim ama hazır güç değil. İlle o birleşecek değil. Koşullar uygun olursa birleşir. Olmazsa diyelim ki oksijen olmazsa karbon monoksit olmaz, dioksit de olmaz. Ve gerçekten de varlığın daha doğrusu yer kürenin atmosferinde başlangıçta serbest oksijen yoktu. Serbest oksijen bitkilerin oluşmasından sonra onların işte fotosentezinden sonra su ve oksijen olarak çıktı. Her neyse şimdi demek ki karbon ile 4 helyum birleşince hidrokarbon 4 hidrojen birleşince ne oluyor? Metan. Metan gazı. Bu bizim işte yerlediğimiz zaman çıkardığımız gazdan tutun, maden ocaklarında girozülden tutun, çöplüklerdeki gaz patlaması, işte o karmaşık şeyin canlının ölümden sonra bakteriler tarafından çözülürken uğrağı, karmaşıklaşmanın bir önceki uğrağı, bu da işte maddenin evriminin bir kanıtıdır. Yalnızca maddenin değil, aynı zamanda canlının evrimin de bir kanıtıdır. Ve bir de canlının maddenin evrimi sonucunda ortaya çıktığının bir kanıtıdır. Çünkü canlılar öldüğü zaman bölüşürken daha önce geçtikleri karmaşıklık düzeyine geri dönülmüş oluyor bu grüzü patlamalarında görüldüğü gibi. Şimdi canlılığa geçiş konusu biyolojide olsun, işte insanlık tarihini araştıran kimselerde olsun, canlı maddeden canlılığa geçiş konusu çok önemli bir konu. Çünkü işin ucunda yaratıldı mı yoksa evrimle mi ortaya çıktı diye. Tabii böyle önemli bir konuda bir takım kuramlardan başka o kuramları kanıtlayacak bir takım araştırmalar da yapılıyor. Abiyogenesis. A olumsuz eki verir. Biyo canlı, genesis de oluşumu canlı. Abiyo cansızdan canlının oluşumu diye bir bilgi dalı, bir bilim dalı vardı. Bu bilim dalının çalışmalarının en verimli örneklerinden birisi 1952 yıllarında Harold Urey diye onun öğrencisi Stanley Miller'in yapmış olduğu deneylerdir. Yaptıkları şu, yer kürenin ilkel dönemlerindeki koşullarını inceliyorlar. Sıcak bir kabuk ve işte yanardağlardan fışkıran su iniyor ve kızının saç üzerine su dökülmüş gibi buharlaşma oluyor. Müthiş şimşekler, müşekler yakıyor, çakıyor. O arada sentezleyici ışık demek sonlar. Sonra işte kayalar parçalanıyor. Kayaların içindeki karmaşık elementler deniz suyunda çözülüyor. Ve bu yıldızlı şeyler, elektrik şarjlarına benzer yıldırımlar sulardaki karmaşıklaşmış molekülleri ama gene birbirine birleşik değil, sentezliyorlar ve böylece ilk canlı okyanusların şeyi bu, çok benimsenen kuram bu. Bunun dışında bu olay gökte olmuştur, bu olay okyanusların dibinde, sıcak su kaynaklarında olmuşturlar. İşin öteki kuramları fakat en çok yandaş bulunan kuram, sıcak seyreltik çorba deniyor buna. Ilık suyu çünkü canlının ortaya çıkabilmesi için yeryüzündeki suların ısısının da veya elementlerin ısısının yüzün altına düşmesi gerekir. O vakte kadar çıkamaz. Böylece canlının ilk defa zamanımızdan 4 milyarlı 3,5 milyarlı arasında bir tahminde bulunuyor. Birisi laboratuvar çalışmalarının bize vermiş olduğu ipucu. Çünkü bu Urey ile Miller'in yapmış olduğu şey şu, bir ilkel okyanus düşünüyorlar. Bunun içinde hangi elementler olabilir? Onu işte metan gazını alıyorlar ve su buharı. Bunlar cansız elementler. Bir tüpün içine koyuyorlar. Ha bir de elektrik şarjları. Tıpkı işte yıldırımlar, mıldırımlar gibi
denizlere düşen ve bir hafta sonra tüpün dibinde gaz mas yok ama onların birleşmesinden oluşmuş bir takım amino asitler, sanırım 4 tane amino asit şeyi saptıyorlar. Demek ki gazların sentezlenmesi amino asit demek, işte DNA'da bir şey, deoksiribonükleik asit, proteinlerin temelindeki kimyasal maddedir. Protein demek de et demektir. Kısacası canlılığa geçişin böyle bir laboratuvarda kanıtlanışı gerçekleştirmiş olur. Vay efendim, yok bu doğru değildi falan diyerekten bir sürü itirazlar. Sen bir canlı yaratabiliyor musun? Hadi bir tek hücre yaratabiliyor musun gibi sıkıştırmalar. Ve bunlar gayri ciddi bir takım tabii bilime yöneltilmiş kuruluşlar. Bilimsel tek sorgu, siz bu deneyi yaparken tüpün içine oksijen koydunuz mu, koymadınız mı? Diyorlar ki koymadık veya bilginler. İyi de gene sizin yazmış olduğunuz kitaplarda, atmosferde suyla birlikte var. Ama serbest oksijen yoktu diyorsunuz o dönemde. Ya öyle mi öyle. Aradan yıllar geçiyor. İşte 1990'larda Jeffrey Bada diye bir Amerikan biyokimyacısı oksijensiz ortamda aynı deneyi yapıyor ve 4 tane değil, 14 tane kadar, sayılar çok şey değil, şimdi aklımda değil, protein sentezlendiğini görüyor, bu bir. Bir ikincisi, Miller ve Urey'in tüplerini araştırıyor, onun zamanındaki teknik olanaklarla ayrımına varılamayan bazı proteinler de orada duruyormuş. Bu ikinci kanıtı. Böylece cansız yaşamdan canlılığa geçişin bir bilimsel olarak kanıtlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunun maddenin evriminde ve canlının evrimindeki kanıtları nelerdir? İşte Avustralya'da bir takım kayaları incelendiği zaman bu kayalarda amino asitlerin amino asite varacak küçük kimyasal parçacıkların olduğunu saptıyorlar ve bu kayaların taşını da tarihini vermek, o daha bilimsel bir biçimde. Örneğin bu kayaların içindeki bu, diyelim ki canlı parçalarının fosillerininle birlikte uranyum varsa, uranyumun bir özelliği var veya öteki radyoaktif maddeler, yarı yaş denilen bir şey var. Örneğin organik bir madde, radyoaktif bir madde, karbon 14, 5320 yılda yaklaşık olarak radyoaktivitesinin yarısını getiriyor. Siz bir karbon 14, canlıların yapısında var bu. Ama canlı ölünce, çünkü güneş karbon 16'yı izotopunu karbon 14'e dönüştürüyor. O da istikrarsız, kararsız, güneş zoruyla bir araya gelmiş atomlardan oluştuğu için parçalanıyor. Ama bu parçalanma bir düzenlilik için, fizik yasaları gereğinde radyoaktivitesini bir kitle yarıya azalmışsa 5300'dür. Onun da yarısıysa, %25'e inmişse radyoaktivitesi 5300'de 6500. Böyle hesaplama var. Buna benzer bir hesaplama, o işte 30 bin, 40 bin, en fazla 50 bin yıla dayanıyor. Bitti, hepsini nasıl? Bu sefer uranyum, potasyum argon testleri, uranyum testlerinden bir kitlenin yaşını saptayabiliyorlar. Ve bu saptamalarda ilk canlı hücrelerinin, tek hücreli canlının zamanımızdan 4 milyar ya da 3,5 milyar yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor bize. Evet, şimdi canlının peki bu evrimi nasıl olmuştur? Şimdi bu konuda da bildiğiniz gibi canlılığın yapı şeyi, gizemi diyeceğiz ki kapalı kutu, kara kutu, insanların bilimsel gelişmesinde iki kara kutu vardır. Bunlardan birisi hücre kara kutusu. Hatta hücrenin içinde çekirdek kara kutusu. Hatta çekirdeğin içinde DNA'lıların yapısını, ancak 1900'ü biliyorsunuz 50'li yıllarda bulabildi. Crick ile Watson önce modeli buldular. Böyle bir bileşik yapabilen
kimyasal bileşikler, daha ileri bileşikler yapabilen ve bu bileşik de uygun öteki elementlerle kovalan bağları oluşunca kendinin kopyasına ama aynadaki gibi ters bağlantılı kopyasına oluşturabilen nedir diye bir modeli çektiler, buldular ve elektronik mikroskop geliştirildikten sonra bu modelin gerçekliği %100 yansıttı ortaya. Hiçbir kuşkumuz yok artık. Hatta değil tek hücrelinin biliyorsunuz insanın varıncaya kadar canlıların çekirdeklerindeki bu DNA ve RNA dev moleküllerin moleküler biyoloji çözümlemeleriyle dizilişlerini ortaya çıkarmış durumdayız. Ve önceleri DNA olduğu sanılıyordu ilk canlıyı oluşturan ama bugün onun RNA olduğu yeryüzündeki bütün canlıların aynı şeyden geldiğinin de kanıtı bütün canlıların genlerinde mutlaka DNA var. Bir iki virüste RNA varmış. Ama o işte canlılığa geçişi sağlayan yapıda olduğu için o RNA'dan atlama yapıyor. DNA kendi ters kopyasını çıkardığı DNA oluyor. Böylece DNA alanında çoğalması. Ben bir dramatizasyonla o nasıl çoğalıyormuş onu da size göstermek istiyorum. Böyle bir çoğalma gerçekleşiyor. Dolayısıyla maddenin düzenli olarak karmaşıklaşması, yapısını kopyalayarak üremesi canlılığın şeyi de biliyorsunuz, üremesi cansız maddenin bir özelliğinin açılımından başka bir şey değildir. Ne oluyor biliyorsunuz bizim hücrelerimizde hücre içine yeterince organik madde girmişse buradaki kromozomlar üzerindeki genler bunları yapılarına alarak ve ters kopyalarını oluşturuyorlar. DNA bir gen hücre çekirdeğindeki RNA'yı oluşturur. Bu RNA çekirdekten çıkar ve hücre plazmasında bu kez kendi zıttını oluşturur beslenerek. O da DNA'dır. Ve bu DNA'da protein sentezler. Ve böylece insan 20 tane protein vardır. Bütün canlılarda topu topu 20 protein türleri vardır. Lizindir, bilmem işte. Her neyse. Böyle bir yapı söz konusu canlının yapısında. Peki nasıl oluyor da bu kendi zıt kopyasını ya da ters simetri kopyasını oluşturuyor derseniz benim bir halay örneğim var. Şöyle bir şey düşünün. Bir şenlikte müzik başlıyor ve halay çekiyorlar. Halayın bir kuralı var. Öyle kızlar, kadınlar bu halay dışında kalır falan filan. Onlar kendi halaylarını çeksin. Yok. Bir erkek bir kız, bir erkek bir kız. Böyle daha hoş oluyor. Varlığın özü bu işte. Karşı cinsten kimselerle konuşmamız da hoştur. Birlikte bir şey yapmamız da hoştur. Böyle bir şey düşünün. Hala, hala. Erkek kız, bir erkek yanında bir kız el ele tutuşmuşlar. Onun arkasında, kızın arkasında erkek, erkeğin arkasında kız. Böyle bir halay alayı olmuş. Oynamışlar. İzleyicilerden sen de kalk diyorlar. Durmadan yanlarını alıyorlar. Şimdi ön sırayı düşünün. Bir erkek kızın elinden tutmuş. Ya da kadın, bir erkek kadının elinden tutmuş. Yeni gelenler için kural şu, kadının elinde bir erkek tutacak, erkeğin elinde bir kadın tutacak. Bunun arkasında da aynı şekilde olaylar var ama bir fark var. Erkeğin arkasında kadın buluyor, kadının arkasında da erkek buluyor. Böyle bir iki iken dört sıralı bir halı. Ne olur burada? Şimdi siz karşı cinsten birinin elini tutmuşsun. Elektriklenmişsiniz yani. Yakalıyorsunuz onu. Halay ediyorsunuz. Ama halay genişlerken bu kez elinizi tuttuğunuz kadının şeyinde bir erkek geliyor. Artık sizi eskisi kadar sıkı tutmaz ki elini. Daha büyük bir elektrik olan. Elini bırakıyor sizde. Aynı şey öteki tarafta oluyor. Ve böylece
Böylece böyle bir şey. Şimdi düşünün. Şu nedir? Bir gendir. Yani ağırdır. Peki. Bu iş olduktan sonra buradan başlar kopma. Çünkü ellerini bıraktılar ya. Nedir bunlar? Ke. Bunlar da bir oldu birken. İki gen ve böyle üremenin bir biyokimyasal yasasını görmüş oluyoruz. Evet arkadaşım, bundan sonraki konumuz ne? Okur musunuz? Şey bitti mi? Canlının evrimine geçtik mi? Demek ki 3,5 veya 4 milyar yıl öncesinde ilk canlı ortaya çıktıktan sonra bu kez canlının üremesi mitos bölünerek oluyor. Aynen demin sözüne ettiğim hücre içinde DNA'nın bölünerek çoğalması gibi. Böyle bir üreme düzeni var. Sonra bakıyoruz, canlı başka üreme stratejisine geçmiş. Ne zaman? Evet işte, insanlık tarihlerinde, paleoantolojide verilen cinsel yolla üreme, meiyoz üreme, 1 milyar 200 milyon yıl öncedir. Peki nasıl olmuş bu? O konuda daha somut hiçbir şey göremedik. Fakat bilmiyorum, burada birkaç da kitap var. Görsel değil, dokunsal bizim objelerimiz biliyorsunuz. Onlardan birisi de BBC'nin Struggle of Sexes, Cinsler Arası Savaşım diye bir kitapta ilk cinsel farklılaşmayla ilgili İngiliz bilginlerinin danışmışlar BBC belgeselinde şu sonuca varmışlar. Bunu biz doğrudan bilmiyoruz şimdiye kadar. İpucu yok. Fosillerden şuralar. Ama elimizde canlının evriminin daha önceki evrelerini yaşayan ve farklı bir üreme stratejisi izleyen bir canlı örneği var diyorlar. Şimdi bir defa gerek cansız maddenin evrimi, karmaşık maddeler bölünürünce daha önceki aşamalarını görürsünüz siz tarihte. Geçmişte bir yolculuk gibi. Yine canlı maddeler karmaşıklaşması ölümden sonra azalırken yine geçmişini siz bu bölünmede geriye giderek anlayabilirsiniz. Ve yeryüzündeki bütün canlılar ilk tek hücreliden insana kadar organik evrimin çeşitli aşamalarını temsil ederler. Tek hücreler işte. Şey de öyle değil midir? Bir diğer olay bir insanın oluşumu nedir? İki tek hücreli sperma ile işte yumurtacık birleşir. Ondan sonra 2 iken 4, 4 iken 8, bakın bunlar bölünmedir, mitos üremedir. Ondan sonra işte ne kadar? 2, 4, 8, 16, 32 tane birbirinin kopyası, özdeşi hücre oluştuktan sonra bir sonraki 64 olurken hücreler arasında farklılaşma görünüyor. Organlaşma görünüyor giderek. Bu kuramsal bilgiyle yaklaştıkları zaman bir hayvanla karşılaşıyorlar. Bu işte sularla bol bol bulunan terliksi hayvan. Bilimsel adı Paramecium protozoası. Proto demek ön demek, zoa da ön hayvan. Doğru şey olduğu. Şimdi bu dönülerek geliyor. Bunda hiçbir kuşkumuz yok. Fakat koşullar çetinleştiği zaman, üreyemeyecek olduğu zaman, yok olacak olduğu zaman şöyle bir strateji izliyor. Bir bölünerek üreyen protozoa ile terliksi hayvanlar bir başkası yan yana geliyorlar. Ve genetik malzemelerini değiş tokuş ediyorlar. Neden? Çünkü farklı çevrelerde farklı mutasyonlardan dolayı onların içinde farklı genler, aynı genin mutant farklı varyasyonları, çeşitlemeleri oluşabiliyor. Böyle bir alışverişte bulunuyorlar. Sonra ayrılıyorlar ve ondan sonra ölmüyorlar.
sporlaşıyorlar. 100 bin yıl, 200 bin yıl şeyi bilmiyoruz daha. Binlerce yıl spor demek canlıyla cansız arasında üremiyor, o öyle duruyor. Kentsel koşullar üreyerek bölünmeye elverişli oldu mu bunlar yeniden bölünmeye başlıyor. İşte mitozda üremenin, bölünerek üremenin, kopyalayarak üremenin yerine onun yanı sıra cinsel üremeye geçişin canlının evriminde böyle bir olumsuz koşullar içinde bulmuş olduğu yordamlamayla, tabi bilinçle yapmıyor olduğunu, bir rastlantı ürünü olduğu kuşkusuz, böyle bir mayoz üremeye, cinsel üremeye geçiliyor. Şimdi bir de şeyi ne yapacağız, onu kararlaştıralım. Ne kadar siz benim bu kulak kırmalayıcı sesime dayanacaksınız, ne kadar kulağınızı dinlendireceksiniz. 5 kala 8'e şey yapalım, 8'e kadar soluklanma, değil mi? Ondan sonra da 5'te 9 arası, 7 ile 9 arası, değil mi? 7 ile 9 arası. 5 dakika sonra soluklanma, 8'de başlayacağız, 9'da bitireceğiz. Bir saat daha ben anlatacağım. Ama gece kaptalarda bundan farklı bir şey olacak. Siz hep siz mi konuşacaksınız, biz konuşmayalım. Keşke bunları başka bir şekilde örgütleseydik. Ne yazık ki uzmanlaşmış toplum ki bütün uzantısı açmanın iş bölümünün mutsuzluğunu da yaşıyoruz. Böyle bir şeye birini konuşturuyor. Ötekiler işte ne diyelim, nal topluyor. Üzücü ama böyle. Peki bundan hiç değilse biraz ayrılmanın şeyi nedir? Her biri o ilgi dalının kuramsal birikimini sırtlanmış olan hamallığını yapalım diye biraz kendimi acındırayım. Hayatın çeşitli tablarına şey etmektense hamallıkla, silgi hamallığıyla geçirmiş sunuş yaptıktan sonra onu dinleyenlerin bu kez ortak bir tartışması, yani bir ders kursu diyelim, aynı saat bu kez bir tartışma yapılsa, bazı İngiliz üniversitesinde yapılıyor bu. Bu da çok olanaklı değil, ne yazık ki. Yapılmıyor iş değilse, resmi okullarda belki yapılır. Eskiden seminerler vardı, onlar kaldırıldı. Kilise bile bizden çok iyiydi bu bakımdan çünkü. İşte kilise okulları, sonra üniversiteye dönüşüyor, seminer oradan geliyor. Şeyler anlatıyorlar bu işte. Felsefe düzeyinde din bilgisi bilen felsefe doktorları. Ondan sonra da seminerde de kömelder. Şeyi yok, saat sınırlaması yok. Gece yarılarına, sabahlara kadar tartışıyor. Keşke öyle olsa. Ama hiç değilse birebir tartışma olsa. Bu da ne yazık ki işte çağdaş toplum, İstanbul yaşamı. Hadi yarın da bunu tartışmasına gelin desek ne olur? Ve bir de şöyle bir şey oluyor. Yeterince o tartışılacak konuya hazırlanma imkanları yok arkadaşların. O sırada aklında gelen bir soruyu ortaya atıyor, tartışıyor. Bir başkası da hayır diyor, sen yanlış söylüyorsun diyor. İkisi bir tartışmaya başlıyorlar, saatler geçiyor. Peki bundan vaz mı geçmek gerekir? Ben çözüm bir şeyi de buldum. 15 dakikada siz aranızda tartışın. Ya da kafanızda sorular varsa fırsat bulamıyorsunuz. Çünkü ben dediğim gibi bütünlüğü vermek için arada sorular alamıyorum. Çok özür dilerim. Çok geri kalıyorum. Bütün amacım o insanlık tarihini nasıl bir kitapta yazmaya çalışmışsam bir seminerde sizin bütününü vermek. Bunu yapamıyorum ama şunu yapabiliriz. 15 dakika tartışma. Şimdi bu 15 dakika tartışmayı hafta sonu 15'ini kurunca şimdi göreceksiniz. 5 dakika daha anlatayım da şu işi. Bir bitireyim. Gelecek haftaya kalmasın. Bir 5 dakika derken gidiyor o iş. Size hiç söz hakkı düşmüyor. Onun için şöyle bir yöntem buldum. Her hafta işin başında 15 dakika geçmiş olduğumuz haftayla ilgili dinliyorsunuz kafanızda. Yatan vardır, yatmayan vardır. Dinledikten sonra dolaşırken bir şey görürsünüz. O hafta işlenen konuyla ilgilidir. Kafanızda bir düşünce geçer. Tartışmalıyı 15 dakika başta öne alacağız. Ama bu hafta biliyorsunuz onu yapamıyoruz. İlk saat olduğu için. Şimdi soluklanmaya geçmeden önce
burada benim nereye kadar gelmiştik? Bir iki dakikamızı değerlendireyim de. Paramesin protozoadan giderek işte cinsel. Şimdi bu cinsel yolla üremenin faydasını, zararı. Bir sürü zararı var arkadaşlar. Bir defa canlı kendine yeter değil. Siz üremek için illa bir başkasını muhtarsınız. Yani bir noktada özgür, cinsel özgürlüğünüz yok. İstediğiniz zaman tut 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 dönemiyorsunuz. Peki niye cinsel yolla üreyen canlılar dünyada egemenlik kuruyor ötekilerine işte bilmem bakteriler, maddeleri ciddiye almıyor. Ve onların içinde nasıl oluyor da insan sadece organik bir karmaşıklık değil fakat aynı zamanda simge işleyebilen, düşünebilen, sadece neden-sonuç ilişkisiyle, etki-tepkiyle sürüklenmeyen fakat işte gerektiğinde rüzgara, yer sarsıntısına karşı direnebilen bilinçsiz bir şey. İşte bu cinsel yolla üremenin getirmiş olduğu yararlar. Şimdi bu yararlar konusunda birkaç şey söyleyeceğim. Eğer canlılık bazı canlı türlerinde olduğu gibi bölünerek üremeseydi, bu ne demektir? Bir canlının çevresiyle ilişkileri doğa yasalarına göre olumluysa iyi, bol bol bölünür. Ya olumsuzsa ne olacak? Hele bu olumsuzluk ölmesine yol açacak derecede şiddetliyse o tek hücreli ölür mü? Ölür. Aynı yasalara bağlı, aynı yapıda olan öteki tek hücreli de ölür. Ve böylece o tek hücreliler koloni bir arada yaşıyorsa koloni ya da işte bütün dünyaya yayılmışlarsa, bütün dünyayı etkileyen olumsuz bir koşul varsa popülasyonları yok olur gider. Ama eğer cinsel yolla üreme olmuşsa bir anne ve babadan oluşan dört tane yavru birbirinden bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan bazıları olumsuzdur. Örneğin anne ve baba belki bir araya gelmiştir. Onların yararlı, elverişli iki annesinden de babasından elverişli genler almış yavrular olabilir. İkisinden de elverişsiz genler düşmüş. Şey olabilir, işte Akdeniz anemisi. Anne veya babadan birisi Akdeniz anemisi ise o fark etmiyor. Ama eğer ikisi de Akdeniz anemisi ise yandınız. Orak hücreli şey var, işte kansızlıksızın yakınısı yapışıyor. Şimdi demek ki bu cinsel yolda üremede bir çeşitlenme var. Bu çeşitlenme organik eline kozlar verir. Ben çok yalın ve çok kaba bir örnekle anlatıyorum. Diyelim ki anne ve baba çiftleşiyorlar ve bu farklılaşma nedeniyle farklı genler anneden ve babadan yavrular farklı genler aldığı için bir yavru çok kıllı. Bir yavru çok az kıllı, ortada da az ortada kıllı insanlar var. Ve o sırada iklim çok sıcak, işte Afrika'da diyelim ki oluşan ilk canlıya varacak türler zaten hava sıcak, bir de o kül. Dolayısıyla sıcak bunalımdan falan filan ölüyor çok kıllı olan. Kılsız olanın bu, hele bir iklim değişikliği söz konusu olmuşsa, diyelim ki sıcak iklimden soğuk iklime geçmişlerse, daha önce sıcak iklimde ölen bir yavru, bu kez kardeşlerin hepsi öldüğü halde bu çevre ve iklimdeki radikal sert değişikliğin aşmasına yol açabilecek kıllara kurtardı işte o türü. Bu biri, bu organik evrimde cinsel üremenin çok önemli faydaları vardır. Fakat sadece organik evrimde değil, aynı zamanda kültürel evrimde de cinsel farklılaşmaya dayanan bir toplum yapısı insanı bu karmaşıklaşma ve yaratıcı konuma yükseltmiştir.